ortaya çıkacak olan proje milleti ayrıştırma projesidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hangi limana demirleyeceğini bilmediğimiz gemiye binmeyiz. Deniz Baykal kararlı hükümetin projesini görmeden o da destek vermeyecek. Milleti bölmeye, milleti parçalamaya yönelik işleyeceği çok açık olan bu sürece göz yumanlar kim olurlarsa olsunlar hiç kuşku duymuyorum tarihi bir ayıbı üstlenmiş olacaklardır. Baykal hükümetin terörle mücadele değil müzakere ettiğini söyledi. Hedefinde sadece hükümet yoktu. Açılım sürsün tavsiye kararını alan Milli Güvenlik Kurulu da vardı. Baykal MGK'nın da ayrıştırma projesi olarak adlandırdığı sürecin bir parçası haline geldiğini söyledi. Milli Güvenlik Kurulu bu süreçten ne çıkacağını biliyor mu? Milli Güvenlik Kurulu'nun bütün üyeleri. Milli Güvenlik Kurulu'yla anayasayı değiştirelim diyenler aynı sürecin parçası. Kim bu sürece destek veriyor? Kimisi diyor ki Türklük maddesi çıkarılsın, ana dil eğitimi başlasın, af çıksın. Onlar da destekliyor bu süreci, Milli Güvenlik Kurulu da destekliyor. Birisi yanılıyor. Kim yanılıyor? Ya da ikisi de yanılmıyorsa bu çok vahim. Ben onu kondurmam. Baykal hükümetin yürüttüğü projeye neden karşı çıktıklarını da ayrıntılarıyla anlattı. CHP liderine göre proje milli kimliği parçalamaya yönelik tehlikeli bir girişim. Deniz Baykal Kürtçenin eğitim dili olmasına da karşı çıktı. Bu ülkeyi bölünmeye götürür dedi. O da tıpkı MHP gibi projenin dış destekli olduğunu ileri sürdü. Bu bölgenin yeniden düzenlenmesi anlayışı çerçevesi içinde dış güçler tarafından takip edilmektedir. MHP Kürt açılımı Amerikan projesi 2007 tarihli rapor var demişti. Baykal'a göre üstelik bir de 2009 tarihli rapor var. CHP lideri Nisan ayında Amerika'da toplantı yapıldığını söyledi. Katılan büyükelçileri de sıraladı. Türkiye'den de bu toplantıya 14 kişi katıldı dedi. Bu grubun Eylül'de İstanbul'da bir toplantı daha yapacağını ileri sürdü. Baykal bir kez daha hem sürece destek verenleri hem de hükümeti uyardı. Siyaset değişir dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık çok ciddi bir şekilde ayrışmaya, dağılmaya yönlendirilmiş olacak. Milleti ayrıştırma politikasına sahip çıkanlar bilinmelidir ki ister kişiler olarak ister kurumlar olarak tarihi bir ayıbın vebalini, sorumluluğunu üstlenmektedirler.